Peki hocam, biraz da bypass'tan bahsetmek istiyorum ben. Evet. Bypass ameliyatından. Evet. Bypass nedir? Bypass ameliyatını ne zaman uygun görüyorsunuz? Kimler bypass ameliyatı olmalı? Şimdi bypass ameliyatı kimler yapıyoruz? Bu işte kalbin kendini besleyen koroner dediğimiz damarlar var. Kendini evet. kalbe kan götüren damarlar var. Onlar zaman içerisinde işte bu dediğimiz sebeplerden dolayı işte ateroskleroz hastalığı diyoruz biz buna genel olarak. Buna işte şeker, sigara, kolesterol, tansiyon, işte stres gibi bir takım sebeplerden dolayı ve bir de genetik faktörler maalesef. Her şeye de dikkat etseniz. Yani işte sigara da içmedin, işte şeker hastası değilsin, obezde değilsin, çok da iyi diyet yapıyorsun, spor yapıyorsun. Ama maalesef ailenizde, annede babada kalp hastalığı var ise yine de olabilirsiniz. Onun için özellikle genetik yatkınlığı olanlar, ailesinde işte bypass olmuş, kalp krizi geçirmiş, stent takılmış kişiler olanları çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yani dikkat etmeseler de yine hani kriz geçirebiliyorlar, bypass olabiliyorlar, stent takılabiliyor ama eğer o şeker hastalığına yakalanırsa ve sigara içerseniz bu çok daha erken yaşlara çekiliyor. Mesela ailede diyelim ki kalp hastalığı annesinde var, babasında var, bypass olmuş ve bütün işte amcalarında var, kardeşlerinde var, kendisinde olma ihtimali yüksek. Eğer bu kişi sigara içer ise yani 50-60 yaşında geçireceği bir krizi böyle 30'lu 40'lı yaşlarda geçiriyor. Ya da şeker hastalığına erken yakalanırsa aynı şekilde risk artıyor. Onun için bu tür yani genetik faktörü yatkınlığı olan kişilerin çok daha dikkat etmeleri lazım. Çok çok daha dikkat etmeleri lazım. Kesinlikle işte obeziteden uzak duracaklar, kesinlikle tütün kullanımını bırakacaklar. Yoksa erken yaşlarda kalp krizi geçirme riskleri artıyor. O zaman da erken yaşta kalp krizi geçirmek biliyorsunuz son derece bir 60 yaşındaki kişinin geçirmesiyle 30 yaşındaki kişinin geçmesinde farklar var. Yani genç yaşta kalp krizi geçirdiği zaman daha tehlikeli. Ölümle karşı karşıya gelebilir ama tabii, ölüm, 60 yaşında geçiren bir yani onda bir risk var ama daha yani genç yaşta kalp krizi geçirdiğimiz zaman kalbin hasar görme oranı daha yüksek. Sebebi de bir insanın damarları yavaş yavaş daralmaya başladığı zaman daraldıkça oraya kan az gitmeye başladıkça vücudumuz kendisi kolateral dediğimiz kendisi kılcal damarlardan damar oluşturuyor. Bypass oluşturuyor ki vücut kendisi bypass yapıyor. Bypass oluşturduktan sonra diyelim ki bir yerimizde %80-90 darlık oldu. Oraya az kan gidiyor. Vücut o zaman ne yapıyor? Yan yollar, yan damarlar üretiyor. Onun için o damar tıkansa bile daha sonra o yan damarlar devreye giriyor ve kalp o kadar hasar görmeyebiliyor. Ama diyelim ki bu 30'lu 40'lı yaşlarda gördüğü zaman o yan damarlar daha gelişmemiş oluyor. Daha erken yaşlarda olduğu için. Ve oradaki kalp daha çok hasar görüyor. Yani hem ani ölüm riski daha yüksek oluyor. Hem de ani ölümü atlatsa bile kalpteki hasar oranı yüksek olduğu için daha ileri zamanlarda kalp yetmezlikleri, kapak hastalıkları gibi problemler karşılaşabiliyor. Onun için gençte yaşta kalp krizi geçirmek daha tehlikeli. Bypass'tan bahsetmiştiniz. Dediğim gibi bu damarlar tıkanmaya başladığı zaman işte biz ne yapıyoruz? Köprü yapıyoruz. Kaliyerin ilerisine damarı ilave ediyoruz. İşte meme damarlarını kullanıyoruz. Koldan aldığımız damarları kullanıyoruz. Bacaktan aldığımız damarları kullanıyoruz. Yani hastanın normalde dediğim 3 tane ana damarı var yani kabaca hani şöyle söylersek. Yani 3 damarı bypass yaptın aslında 6 damar oldu. Yani damar sayısı artmış oluyor. Onun için bypass aslında son derece faydalı bir ameliyat. Hayat kurtarıcı bir ameliyat. Özellikle hani böyle kalp krizi geçirmek üzere olan, kritik darlıkları olan, ana koronerlerin başında olan, böyle kritik darlıkları olan hastalarda bypass yaptığımız zaman hakikaten insanın ömrü uzuyor. Ve kanıtlanmıştır bu yani. Yani bypass ameliyatı korkulacak bir ameliyat değil. Değil. Tam günümüzde tersine. Günümüzde yani %1'in altında eğer yani böyle 50-60 yaşlarında ilave ciddi bir hastalıklar yoksa %0-1-2 diyeyim yani o kadar düşük ölüm riski. Yani, ve ömrü de uzatıyor dediniz. Yani binde bir, binde iki gibi tabii ki, tabii ki. Yani artık bilimsel olarak çok kanıtlanmış bir durumda. Yani bypass yapılanlarla
ilaç kullananlar ya da işte stent takılanlar, yani stentten de üstün, evet, uzun dönem turuşları baktığımız zaman son derece faydalı ameliyatlar. Ama yani iş bitiyor mu bypass yapınca? Bitmiyor. Yani damarın tıkanıklığına sebep olan faktörler devam ediyor ise, yani hasta yine sigara kullanmaya devam ediyor, işte obezitesi devam ediyor, şeker hastalığını kontrol edemiyor. Yine stresli bir hayat, hareketsiz bir hayat. Evet, yani aynı risk faktörleri devam ediyorsa maalesef o yaptığımız bypasslar da bir süre sonra tıkanabiliyor. Ya da yapmadıklarımız tıkanıyor, yaptığımızın ilerisi tıkanabiliyor. Onun için yani bypass, yani son derece faydalı bir ameliyat. Eğer doktorunuz öneriyorsa hani bypass olması gerektiğini, çok korkmamak lazım. Artık çok riskleri son derece düşük. Yani hani ilk bir ay hani biraz göğüs ağrıları, işte o kemik kesilmesinden dolayı hani biraz ağrılar duyabiliyor. İşte yatması, kalkması hani biraz zorluklar olabiliyor. Ama sonra bir buçuk ay sonra aslında normal hayatına dönüyor ve uzun yıllar en azından bir de kendisine iyi bakıyorsa çok çok da uzunlar, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kolay kolay o damarlar tıkanmıyor.